Yaşam Mimarı Ağoğlu Finans Merkezi'ni sunar. Finans Merkezi başladı. Öncelikle günün rakamlarını hep birlikte görelim. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde bugün ufak tefek satışlar olduğunu görüyorum. %0.2 kadar aşağıda, 107.500 puan sınırında. Dolar TL oldukça dar bantta hareket eder ve gayet yatay. 3.52.80'de herhangi bir değişim yok. Euro TL'de ise 4.14.05'teyiz. 0.1 kadar düşmüş. Euro dolara baktığımda buranın da 1.17.33'te olduğunu görüyorum. Cuma günü açıklanan ABD'nin büyüme rakamları tam olarak tatmin etmedi piyasayı. Buradan gelen ufak tefek satışlar var. Diğer yandan Trump yönetimi ve diğer ülkelerle olan problemlerinden ötürü yine de doları baskılamaya devam ediyor. Bunun da ufak tefek de olsa etkisi var. Aynı zamanda gelişen ülkelere satış geldiğini görüyorum. Türk lirası olumlu anlamda ayrışmış, hafif geriliyor olsa da dolara karşı. Faizlerde hafif düşüşler var orta ve uzun vadeye gidince. 10 yıllıkta 10.59 bileşikteyiz. 3 bas puan kadar aşağı kaydık. Göbeğine geldiğimizde getiri eğrisinin de 10.84, yine 5 yıllık tahvilde yine 3 bas puan kadar da burada aşağı gittiğimizi görüyorum. Ve 2 yıllık gösterge yetenekli tahvilin bileşik faizinde herhangi bir değişim yok. 11.53 bileşik son geldiğimiz seviyedir. Bu hafta herhalde tahvil faizleri için önemli veri, enflasyon verisi açıklanacak. Yarın da Merkez Bankası'nın enflasyon raporu yakından takip ediliyor saat 10.30 itibariyle. Şimdi Avrupa borsalarını görelim. Bakalım onlar nasıl fiyatlıyorlar yeni haftayı. Karışık ve dar bantta görünüyor. İtalyan'ın MIB endeksi 0.6 yükselişte. Frankfurt DAX endeksi 0.1 yükselişte. Paris CAC'ran yatay ve Londra FTSE 100'ü de %0.5 kadar yukarıda görüyorum. Son olarak ABD vadelilere bakacağız. Bu arada Meksika ekonomisinin ikinci çeyrek sonuçları geliyor. 1.8 büyüme açıklandı. Beklentiye tam olarak paralel. Ve S&P 500 vadelisi güçlü karlarının etkisiyle belki bugün yaklaşık 28 dakika sonra %0.2 kadar yukarıda açılacak. Eğer ki vadelilere inanmak gerekirse piyasadaki haberler böyle. Bugün ve aslında yarın da biraz bireysel emekliliği konuşacağız. Otomatik katılım sistemini konuşacağız. Biraz geride mi kaldık? Ne oluyor? Neler yapmak lazım? Bundan bahsedeceğiz. İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii ikinci, üçüncü ayakları yavaş yavaş gelmeye başladı sistemin. Bireysel emeklilik gayet güzel oturdu, çalışıyor. Ama otomatik katılım sisteminde tam olarak istenen heyecanı yakalayamadık. Biraz burayı konuşarak başlamak istiyoruz. Öncelikle cayma oranı yüksek görünüyor. Belki biraz hem son rakamları vermek istersiniz, hem de bu yüksek cayma oranı neden kaynaklanıyor olabilir? Biraz bunları konuşmak isteriz. Evet, Türkiye'nin geçmiş dönemde yani 2003 yılından bugüne kadarki finansal tarihine baktığımız zaman aslında bireysel emeklilik sistemi bu dönem içerisinde yarattığımız finansal piyasalar adına en önemli ve en anlamlı hareketlerden bir tanesi oldu. Son dönemde otomatik katılım sistemini de buna ekledik. Bunun üstüne başka unsurların da eklenmesi önümüzdeki günlerde söz konusu olabilecek. Bireysel emeklilik sisteminde neredeyse artık 7 milyon kişi sınırına dayandık. Otomatik katılım sisteminde ise sizin de ifade ettiğiniz gibi cayma oranı şu aşamada biraz beklenenin üstünde gidiyor. Sistem aşağı yukarı 6 milyon kişiye erişti diyebiliriz. 6 milyon kişinin içerisinde %57'si cayma hakkını kullandı, %43'ü de sistemde kalmayı tercih etti. Ama ben burada biraz hazırlık süremiz azdı, yeteri kadar sistemi tanıtamadık. Sonunda biz bunu kişilere anlatıyoruz, insanlara anlatıyoruz. O nedenle de sistemin propagandasını ve iyi yanlarını da yeteri kadar anlatabildiğimiz kanaatinde değilim. Ama iş burada bitmiyor. Önümüzdeki dönemde de kişilerin tekrar sisteme girme hakkı olacak. Bu dönemde bizim sistemle ilgili pozitif yanları daha belirgin bir şekilde anlatma ihtiyacımız var. Burada kamuya da, portföy yönetim şirketlerine de, emeklilik şirketlerine de düşenler var. Buradaki sorumluluklarımızı yerine getirsek zannediyorum bu %57 oranından daha iyi bir oranla önümüzdeki dönemde karşılaşırız. Şimdi Tevfik Bey, ya işin ilan kısmının eksik olduğunu söylediniz ama içeriğe ilişkin eksiklikler var mı? Örneğin şunların da olması lazımdı diyeceğiniz şeyler var mıydı bu zamana kadar? Bunlar olsaydı daha az cayma oranı olur muydu sizce?
Yani benim karşılaştığım vakaların hiçbirisinde sistemin içerisindeki ürün sayısını yetersiz buluyorum. O nedenle de sistemde kalmıyorum ya da devlet teşviğini çok düşük buluyorum. O nedenle sistemde kalmıyorum diyen kişileri görmedim. Ama burada uzun dönemli tasarrufun önemini anlatmakta yarar var. Devletin burada çok önemli bir teşviği söz konusu. Teşviği anlatmakta yarar var. Bunları anlatmakta yetersiz kaldığımızı düşünüyorum. Biraz zamanın kısa olması da burada etken oldu. O nedenle bu anlatımlar yapıldıktan sonra şu andakinden daha iyi bir skorla karşılaşırız diye ben düşünüyorum. Ama şunu da unutmamak lazım. Türkiye gelir seviyesi çok yüksek bir ülke değil. O nedenle insanların bugünden gelecek için tasarruf yapmalarını beklerken de bugünkü acil ihtiyaçlarını karşılamamalarını, ötelemelerini de bekliyoruz. Bu tabii ki gelir düzeyindeki seviye cayma oranının yüksek olmasında etkin olan unsurlardan bir tanesi. Mümkün olduğu kadar gelecekle ilgili tasarrufun da önemli olduğunu anlatarak bu konuyu aşmaya çalışacağız. Şimdi otomatik katılım sisteminin önemli ayaklarından bir tanesi tasarruf oranını artırmak için. Çünkü Türkiye'nin tasarrufa ihtiyacı var ki yatırımlarını fonlayabilsin. Anladığım kadarıyla üzerinde de çalışılıyor. Ne yapılsa faydalı olur diye size sorsam, örneğin yani belki işte asgari ücreti olanla 10 bin lira kazanan arasında bir katılım payında farklılık olabilir. Belki iş yeri destek verebilir, bilmiyorum ama yani kabaca bir öne listesi var mı? Şunlar olsa herhalde cayma oranı azalabilir ve daha da güçlü adımlar atabiliriz dediğiniz noktalar var mı? Dünyada bu uygulamalara baktığımız zaman aslına bakarsanız iş yeri bazlı bireysel emeklilik sisteminden bahsediyoruz. İş yeri bazlı emeklilik sistemlerinde işveren katkısı cayma oranının düşük olmasında ve kişilerin sistemin içerisinde kalmalarında önemli olan unsurlardan bir tanesi. Yurt dışı uygulamalarında bunun olduğunu gözlemliyoruz. Diğer taraftan Türkiye'de bu işi %3 olarak standart başlattık. %3'ü sizin de ifade ettiğiniz gibi kademeli hale getirebilmek mümkün olabilir. Ama burada da en temel sorunlardan bir tanesi bu sefer kişiler için maaşlarından kesilen ve otomatik katılım sistemi vasıtasıyla kenara konulan para onlar için çok anlamlı bir düzeyde olamayabiliyor. Bu da tabii sistem olan güvensizliği bir anda tetikliyor. Bir taraftan siz insanları küçük tasarruflarla sistemin içerisinde tutmayı başarıyorsunuz. Ama diğer taraftan da anlamlı bir birikimin onlar adına sistemin içerisinde olması da olamıyor. Bu nedenle orada da oldukça dikkatli olmakta fayda var. Çünkü şu anda Türkiye'deki otomatik katılım sisteminde en düşük gelirliden en yüksek gelirliye kadar ortalamada baktığımız zaman aşağı yukarı 100 lira bir kesinti yapılabiliyor. Bu 100 liralık kesintiyle kişilerin anlamlı bir para biriktirmesini beklemek de çok zor. O nedenle orada da dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi tabii otomatik katılımla bireysel emeklilik tabii birbirine benziyorlar. Bazı noktada ayrışıyorlar ama şöyle bir karşılaştırdığınız zaman örneğin yeni katılacak biri hele ki otomatik katılımdan geldikten sonra acaba bireysel emeklilik mi yaptırsam otomatik katılım mı dese aradaki farkları şöyle bir yatırdığınız zaman hangisi daha makul geliyor? Şu anda sistemdeki istatistik şöyle. Otomatik katılım sistemi satın alanların ve caymayanların, sisteme devam edenlerin %25'inin bireysel emekliliği var. %75'inin ise bireysel emekliliği yok. Devlet burada oldukça cömert davranmış. Hem otomatik katılım sisteminde hem de bireysel emeklilik sisteminde şu anda devlet teşviği var. O nedenle imkan varsa tüm katılımcıların hem otomatik katılım sistemini hem de BES'i devam ettirmeleri onlar açısından en menfaati olan opsiyon. Ama diğer taraftan benim gelirim oldukça düşük ve iki tarafa birden para yatıramıyorum. Bir tanesinde de şey var, içeriye giriyorum, ondan sonra da cayma hakkımı kullanmak durumunda kalıyorum gibi versiyonunu da düşündüğünüz zaman otomatik katılım sisteminde ilerlemek daha cazip görünüyor. Peki devam edelim yine. Şimdi hep konuşulan konulardan bir tanesi, biri sisteme geldi, günün sonunda parasının getiri yaratması gerekiyor. Ve uzun zamandan bu yana biliyoruz ki insanlar bireysel emeklilikteki getirilerden şikayetçiler. Yani çok doğrudan tabii sormam gerekiyor. Bireysel emeklilik sisteminde fon yöneticileri kötü mü yönetiyorlar, getiriler olması gerekenden daha mı düşük? 2003 yılından bugüne kadarki yıllara baktığımız zaman bir kere bireysel emeklilik sistemindeki fonların ağırlıklı ortalama getirileri enflasyonun çok üstünde bir getiri üretmiş.
Ve burada da bazı yılları dışarıda bıraktığımız zaman hemen hemen her yıl önemli miktarda enflasyonun üzerinde getiri var. Pekala hangi yıllarda biz enflasyonun arkasında kalmışız diye soracak olursanız, global krizin olduğu yıllar Türkiye'de de finansal araçların neredeyse tamamının getirisinin negatif olduğu yıllar olmuş. Biz de bu yıllarda enflasyonun gerisinde kalmışız. Böyle bir yılda bireysel emeklilik sisteminde pozitif getiri üretebilmek ancak elinizdeki bütün o tasarrufu yurt dışı varlıklara aktarmanızla mümkün. Ama Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım sistemi de varlıkların yurt dışında park etmesine yönelik olarak dizayn edilmiş ürünler değil. O nedenle Türkiye ekonomisinin ve global konjonktürün pozitif gittiği yıllarda çok önemli enflasyon üzerinde getiriler elde edilmiş. Ortalamada da pozitif bir getiri var. Bir de şunu da söylemek lazım. Portföy yönetim şirketlerinin emeklilik şirketleriyle olan aralarındaki taahhüt ilişkisi aslına bakarsanız her bir fon varlık türünde o varlık türünden daha iyi getiri elde etmeye yönelik olarak. Biz hisse senedine para yatırıyorsak hisse senedinden daha yüksek getiri elde etmeye gayret sarf ediyoruz. Altın fonunda altından daha iyi getiri elde etmeye çalışıyoruz. Burada da başarı oranı çok yüksek. Yani varlık türü bazında oldukça iyi getiriler söz konusu. Bu yıl örneğine de bakacak olursak mesela bu yıl Türkiye açısından getirilerin oldukça iyi olduğu bir yıl. Hem hisse senedi piyasası hem de bono piyasası oldukça iyi performans gösterdi. Bunun karşılığında da ağırlıklı ortalama emeklilik fonlarının getirisi yılbaşından bu tarafa %10.4 oldu. 7 aylık zaman dilimi içerisinde. Bunu yılın tamamına doğru devam edeceğini görürsek hem mevduatın oldukça üzerinde hem de enflasyonun oldukça üzerinde bir getiri söz konusu olacak. Siz hazır mevduata değinmişken onu da sormak istiyorum. Mevduatın böyle yükselmesi sizi zorluyor mu yoksa katkıda mı bulunuyor? Nasıl görüyorsunuz onu? Mevduatı kısmen kullanabiliyoruz emeklilik fonlarının yönetim stratejisi içerisinde. Mevduatın getirdiği bir takım sıkıntılar var. Ama bunun tabii kullanabiliyor olmak bizim getirimizi önemli ölçüde yükseltiyor. Biraz önce siz hazine bonolarının getirisini programın başında okudunuz. Orada 5 yıllık tahvilin getirisi için söylenen ortalama getiri 10.80, 2 yıllık tahvil için söylenen getiri ise 11.5 civarındaydı. Oysa mevduatta bu oranların daha üzerinde getiri elde edebilmek mümkün. Tabii bu durumda yatırımcılar da bizden mevduatın o yüksek getirilerini bu ürünlere yatırım yapmamıza rağmen getirmemizi bekliyorlar. Biz de elimizden gelenin en iyisini bu anlamda yapıyoruz. Şimdi bir yönetim ücreti konusu vardı yıllardan bu yana. Aslında bu çözüldü bildiğim kadarıyla ama bir kez size söyletmekte de fayda var. Siz yönetirken ne kadar ücret alıyorsunuz fonlardan? Ve bu dünyaya göre nerede? Yüksek mi, düşük mü? Karşılaştırmak amaçlı soruyor. Bir kere dünya ile kıyaslayınca Türkiye'deki bireysel emeklilik fonlarının yönetiminden, portföy yönetim şirketlerinin aldığı pay yüksekliği belki de düşüktür. Çünkü biz doğrudan fon kuran ve yöneten tarafta değiliz. Öyle olunca çok büyük fonları oluşturmuş bireysel emeklilik şirketlerine hizmet veriyoruz. Orada da çok ciddi bir rekabet söz konusu. Önümüzdeki günlerde de bu rekabet daha da artacak. Buradaki oranlar dünya standartlarının seviyesinde belki de altında diyebilirim. Şimdi bir de herhalde önemli konulardan bir tanesi portföy dağılımı. Ona gelmeden bir de portföy yöneticilerinin performansını sormak istiyorum. Siz söylediniz zaten, üzerine dediniz ama yani sektöre baktığınızda ya tam bir doyum noktası var mı yoksa biraz daha iyi olamaz mı? Yani portföy yönetim şirketlerinin kendi içerisinde de bu yönetime ilişkin bazı problemler var mı? Şöyle bir masaya yatırdığınız zaman sektörü ne düşünüyorsunuz? Bir kere bir sektör ben tamamen olgunluğa eriştim, bu konuyla ilgili de en mükemmeli yakaladım diyorsa oradan itibaren zaten kaybetmeye başlar diye ben düşünüyorum. O nedenle daima yaptığımız işi iyileştirebilme kapasitemiz var diye bakıyoruz. Bütün ekibimizle de ilk günümüzden bugüne ve bugünden geleceğe yönettiğimiz fonların getirisini sistematik olarak nasıl arttırabiliriz konusunda sürekli olarak kafa yoruyoruz. Bununla ilgili de zaman içerisinde önemli gelişmeler kaydettik. Ama bundan sonra da yapılacak şeyler olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi portföy dağılım konusu herhalde önemli. Yani iki açıdan. Birincisi yönetecek kurumlarda %40 kuralı getirildi. Belki biraz bunu konuşmak istersiniz. Nasıl buluyorsunuz endüstri için? Oradan başlayalım. Örneğin sizden bu fon götürecek bir hareket mi? Siz destekliyor musunuz? Nasıl bakıyorsunuz? İşin açıkçası
önümüzdeki yıldan itibaren bir emeklilik şirketinin kurucusu olduğu fonların %40'ından daha fazlası bir portföy yönetim şirketi tarafından yönetilemeyecek. Bu birçok emeklilik şirketi ve portföy yönetim şirketi açısından operasyonel güçlük demek. Hepimizin şu anda bir iş yapış biçimi vardı. Bu önümüzdeki yıl itibariyle değişecek demek. Ama kanun koyucu burada toplum için bir fayda görmüş ve bu kuralı getirmiş. O nedenle biz de elimizden gelenin en iyisini bu kuralın en iyi şekilde uygulanabilmesine yönelik olarak sarf ediyoruz. Emeklilik şirketlerinin de bu konuda çok ciddi çabaları var. Şu anda portföy yönetim şirketi seçmek üzere onlar ciddi bir süreç başlattılar. Türkiye'deki kurulu tüm portföy yönetim şirketleriyle görüşmelerini sürdürüyorlar. Bunların içerisinde en uygun olanlarını seçerek müşterilerine en yüksek performansı sağlayacak portföy yönetim şirketlerini seçiyor olacaklar. Bu tabii bir rekabet süreci portföy yönetim şirketleri açısından da. Biz de şu andaki kurulu düzenimizin dışında bir iş yapma biçimine doğru evriliyor olacağız. Biz de burada yeni kuralın en iyi şekilde öncelikle yatırımcılara fayda sağlamasına yönelik olarak çaba gösteriyoruz. O nedenle biz de Türkiye'deki kurulu tüm emeklilik şirketleriyle görüşmelerimizi başladık. Onların bize yönelttiği soruları şu anda yanıtlıyoruz. Zannediyorum portföy yönetim seçim süreci son çeyreğe varmadan tamamlanacak. Ondan sonra da tamamen seçilen portföy yönetim şirketleriyle emeklilik şirketleri operasyonel olarak birlikte çalışabilecekleri altyapı hazırlamak üzere hazırlıklarını tamamlıyor olacaklar. Şimdi bir de tabii bireylerin yani bizlerin katılımcıların portföy yönetim tercihleri var. Bu başlarken size bir menü olarak veriliyor ve siz o menüye sadık kalmak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi bazen uzmanlar da diyorlar ki değiştirin portföyünüzü yani onu güncelleyin. Sizin öncelikle böyle bir tavsiyeniz var mı katılımcılara? Bir yatırımcıların bireysel emeklilik katılımcılarının, otomatik sistemi katılımcılarının ilk başta doğru ürünü seçiyor olmaları çok önemli. Bunu yaparken de bir risk profil analiziyle doğru ürüne yönelebiliyor olmaları kıymetli diye bakıyorum. Bir kere yanlış bir ürüne başladıktan sonra Türkiye'de çok fazla portföy değişikliği, fon değişikliği yapılmadığını gözlemliyoruz. Doğru ürün seçildikten sonra bunun çok fazla değiştirilmemesini ben çok büyük bir sıkıntı olarak görmüyorum. Çünkü dünyada belirsizliklerin oldukça fazla olduğu, ondan sonra finansal araçların rasyonel olarak hareket etmediği bir dönemden de geçiyoruz. O nedenle başta doğru tercihler yapılıp eğer yola çıkılırsa getiriler iyi olacaktır. Başka bir şey de şu, emeklilik dönemi yaklaştıkça riski azaltıcı olarak bir takım portföy değişiklikleri yapılması bence isabetli olur. Çünkü yaş ilerledikçe muhtemel kayıpların yerine konulabilmesi oldukça zor olacaktır. O nedenle riski azaltıcı şekilde emeklilik dönemine doğru girerken portföy değişikliği yapılması iyi olur. Yani emekli olmadan önce tamamında borsaya yatırmayı verin diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Bu sisteme girerken daha riskli ürünlerle yolculuğa başlanması, yolculuğun içerisinde de emeklilik dönemine yaklaşıldıkça riskli ürünlerden çıkılıp mümkün olduğu kadar sabit getirisi olabilecek, bize risk doğurmayacak ürünlere yönelilmesi genel doğru olarak kabul ediliyor. Teoride de öyle. Ama bu tabii ki kişilerin risk iştahları ve bireysel emeklilik dışındaki birikimleriyle de oldukça doğru orantılı. Bir reçete herkese birden doğru olamaz ama genel için doğru olduğunu söyleyebilirim. Peki şimdi araçlardan bahsettiniz. Onu da önemsiyorum. Keza aslında büyük bir araç çeşitliliği yok bizim piyasada. Yeni yeni gelenler var. O yeni gelen araçlara bakışınız nasıl? İş portföy olarak ne kadar siz içine girdiniz? Biraz belki anlatmakta fayda var. Türkiye'de zaman zaman fonların performansı ile ilgili eleştiriler geliyor. Biraz önce siz de ifade ettiniz. Buradaki en büyük sıkıntı aslında bakarsanız Türkiye'deki finansal varlık çeşitliliğinin az olması. Bizim elimizde sadece hisse senedi, sadece hazine bonosu ve ters repodan oluşan bir yatırım aracı seti varken portföy yönetim şirketlerinin de bu üç tane aracı kullanarak getiriyi çeşitlendirebilmeleri, çok yukarı seviyelere çıkartabilmeleri, özellikle bunların iki tanesinin getirisi eksiyken çok da zor başarılabilecek bir görev diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan biz elimizdeki finansal araç setini genişletebilirsek, buradaki çeşitliliği artırırsak bu sefer bizim alternatiflerimiz de artacak. Farklı konjonktürlerde, farklı ürünlere yönelerek getiriyi daha yukarılara çekebilmemiz mümkün olacak.
Bu konuyla ilgili son dönemde SPK ile çalışmalarımız da çok iyi bir şekilde devam ediyor. Ve ürün çeşitliliği konusunda önemli yol aldık diye bakıyorum. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapıldı. Serbest fonlar, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi fonları artık portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilir hale geldi. Ve bu konuda şirket olarak biz de girişimlerde bulunduk. En son yaptığımız şey gayrimenkul yatırım fonumuzun kuruluşunu tamamladık ve talep toplama sürecini de ayın 18 itibariyle bitirdik. Çok da yoğun ilgi gördü. Önümüzdeki dönemde mesela Türkiye'deki gayrimenkul piyasasının getirisinden ben yararlanmak istiyorum diyen kişiler bu tip gayrimenkul yatırım fonları vasıtasıyla bundan yararlanabilecekler. Girişim sermayesi fonları yine ona keza Türkiye oldukça hızlı gelişen bir ülke ve önümüzdeki dönemde de birçok sanayi kolunda fırsatların olduğunu da görüyoruz. Ben bu fırsatlardan yararlanmak istiyorum diyen yatırımcıların bu tip fonlar aracılığıyla dönüp bu yararlanma işlemini çok rahat yapmaları da söz konusu olacak. Tevfik Bey, çok teşekkürler verdiğiniz cevaplar için. Ben teşekkür ederim. Dilelim hakikaten OKS bir an önce toparlansın, cayma oranları düşsün ve memleketin tasarrufu artsın. Zaten önerilerinizi de aldık. Bakalım bundan sonra ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle de reel ekonomi, keza gelen açıklamalarda piyasada bir likidite sıkışıklığı yaşandığı, esnafın yavaş yavaş barter'a döndüğü yönünde uyarılar vardı. Acaba böyle bir şey var mı? Diğer esnaf bunu görüyor mu? Arkadaşımız Burak Karayüz'ün yanında konuğu var. Kendilerinden dinleyelim. Gökhan, Konutlar Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda da DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya ile beraberiz. Ali Bey, öncelikle şununla başlayalım. Şimdi barter'ı soracağım size ama şu an itibariyle piyasada bir nakit sıkıntısı var mı? Tabii yaz dönemi olunca her zaman biraz piyasa durulur. Gayrimenkul sektörü için de bu geçerli doğal olarak. Satışların yavaşladığı bir dönem olur. Kısmen doğru diyebiliriz. Peki barter özellikle bu dönemlerde daha fazla kullanılan bir enstrüman mı? Aslında şöyle bir şey var. Barter gayrimenkul sektörü için yine önemli bir finansman aracı olduğu için her zaman kullanılan bir unsur. Bu piyasa yavaşladığı zaman miktar yaz dönemine girdiği zaman artar barter anlaşmaları. Bu dönemde öyle bir süreç yaşanıyor. Kısmen bir artış var barter anlaşmalarında. Bu sektörün aslında normal şartlarda bir miktar finansman modeli kullanıp daha sonra da piyasadaki hareketliliği sağlamak için geçişli olarak kullandığı bir yöntem. Peki özellikle barter yöntemini biraz daha açalım. Siz gayrimenkulcüler nasıl kullanıyorsunuz bu yöntemi? Tabii barter şöyle bir avantajı var piyasa için. Tabii farklı bir networkle satışlarınızın bir kısmını bu genel anlamda %10 seviyelerinde gerçekleşir. Bütün projeler totalinde baktığımız zaman bu %10'luk seviyedeki anlaşmalarınızla proje içerisinde satış yapmadığınız bir miktar ürününüzü piyasaya barter kanalıyla vermiş oluyorsunuz ve network'ünüz genişlemiş oluyor. Bu network genişlemesiyle birlikte tedarikçileriniz veya taşeronlarınız veya iş yaptığınız çözüm ortaklarınızla bu anlaşmaları yaptığınız zaman piyasada nakit hareketi olmadan iş yapma potansiyeli, aslında biraz da geçmişe dönüş, ilk ticaretin başlangıcı barter'la başlamış biliyorsunuz. Evet. İşte ipek satılmış, o ipek yolunun en büyük şeyi unsurları, herkes ihtiyaçlarını birbirine vererek hareket ediyor. Barter'ın gelişimi de gayrimenkul sektöründe önemli bir noktaya gelmiş durumda. Peki barter yapıldıktan sonra bir üçüncü şahsa da sizden alan tedarikçiye de devredebiliyor değil mi? Tabii barter genelde iş karşılığı yapıldığı için ne yapıyorsunuz? Harfiyatı barter verebiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Betonu barter anlaşma yapabiliyorsunuz. Mekanik, elektrik veya başka işleri yapabiliyorsunuz. Ama bu her zaman işin tamamı olarak olmuyor. Bir kısmı, şimdi karşınızdaki kişi diyelim 10 milyonluk bir anlaşma yaptınız. Bir tane daire veriyorsunuz. Karşılığında 1 milyonluk daire verdiniz. O daireyi kendi mal aldığı başka birine veriyor. Bir şekilde aslında piyasadaki para hareketinin dışında da bir mal hareketi, karşılıklı iki tarafında işine gelen bir mal hareketi oluşmuş oluyor. Bu piyasadaki para sıkışıklığı veya yavaşlığı veya genel konjonktürel yavaşlamanın getirdiği birçok açığı da kapatmış oluyor aslında. Bence tabii sektörün kullandığı, kullanmaya devam edeceği, biraz işte yaz dönemi, biraz önce anlattığım gibi yaz döneminde biraz yavaşlama durumunda devreye sokacağı bir model olarak. Burada bir es vereyim Ali Bey, şunu sormak istiyorum. Şimdi bu yöntemin daha fazla kullanılması piyasanın dinamiklerini bozucu etki yaratır mı? Zararları var mı? Aslında şöyle bir şey var. Türkiye finansman imkanı
genel anlamda sadece biliyorsunuz ya satış yaparak insanlar kendi öz sermayesinin dışında satış yaparak veya banka finansmanıyla gerçekleştiriyor. Bunun dışında üçüncü bir seçenekle bence tam tersi bu daha da sağlamlaştırıcı bir etki yapıyor. Ne yapıyorsunuz? Siz piyasaya bir daire verdiniz. Siz malınızı aldınız. O daire karşı taraftaki muhatabınız tarafından yine onun tedarikçisine veriliyor. Ondan sonra belki üçüncü, dördüncü aşamada gerçek kullanıcıya, oturmak isteyen insanlara ulaşabiliyor. Her halükarda günün sonunda nihai tüketiciye bu ulaşabiliyor. Ama şimdi biz sizin yanınıza gelmeden önce telefonla konuştuk. Dediniz ki bana bazen karşı tarafta tedarikçi de beni arayıp barter karşılığında size mal vereyim diyor dediniz. Tabii. Şimdi bu yaz dönemi mi daha çok oluyor? Nasıl oluyor? Tabii sadece yaza bağlamamak lazım ama şöyle bir durum var. Kişilerin veya firmaların o günkü finansal durumlarına göre tedarikçi de finansal olarak pozisyonu iyi pozisyondaysa malı verip daha sonra daireyi çünkü barter anlaşmalarında daha uygun fiyatla da alma imkanı işin başında almışsa eğer daha uygun fiyatla alma imkanı doğabiliyor. Bunu bekleterek daha uygun fiyat, daha yüksek bir fiyatla satma imkanı kazanmış oluyor. Aslında bir nevi finansman aracı olarak da finansal getiri aracı olarak da kullanma şansı doğuyor. Bu tedarikçi veya işin çözüm ortaklarının açısından baktığımız zaman. Yani reel sektör açısından aslında barter'ın sisteminin bir sakıncası yok diyorsunuz ama yine de bu konuda biraz şikayetçi olanlar var. Yani elimize sıcak para gelmiyor diye. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında üreticiler açısından şöyle bazı durumlarda ne oluyor? Mesela seramik firmaları veya malzeme tedarikçi üretim yapan firmalar bayilerine satış yapıyor. Bayilerine kanalıyla satış yaptıkları için onlardan kendi işlerinde daire alıp çevirmek isteyen insanlar da oluyor. Çünkü malı elinde kalmış olabiliyor veya bir bağlantı yapmış olup bunu döndürme gibi sıkıntılar da olabiliyor. Bu tarz talepler de bize geliyor doğal olarak. Yani ben iki yönlü bakıyorum aslında. Sadece tek yönlü değil. Tabii piyasada biraz nakit sıkışıklığı barter'ı artırıyor ama tam tersi olarak da iş yapma isteği de barter'ı artırıyor. Yani karşınızdaki tedarikçi ve çözüm ortaklarının da iş yapma isteğiyle beraber ben bu işi %100 barterla yapıyorum diye gelen firmalar da karşımıza çıkıyor. Onlarla da bu anlamda anlaşmalar veya tabii çözüm önemli olan şu var. İşin doğru bir şekilde yapılıyor olması, işin hakkıyla yapılıyor olması. Bu bütün bu kurallar ve fiyatın da doğru yani mertebede olmasından sonra en son bu barter konusu devreye giriyor. Yani bizler açısından söylüyorum tabii, geliştirici açısından söylüyorum. Peki gayrimenkul tarafında barter'da bir sorun yok diyorsunuz. Son olarak da size şunu sormak istiyorum. Şimdi yılın ilk yarısını geride bıraktık. Nasıl gidiyor gayrimenkul sektörü? Yavaşlama var mı? Yoksa satışlarınız iyi mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii geçen aya kadar Haziran verilerine baktığımız zaman 6 aylık dönem içerisinde değerlendirdiğimizde TÜİK verilerine göre bunu söylüyorum doğal olarak satışlar tempolu olarak devam ediyor. Hep geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Sadece geçen ay itibariyle Haziran sonuçlarına baktığımız zaman bir miktar gerileme, bir miktar duraklama diyebiliriz buna, olduğu görüldü. Bu da doğal bir süreç. Referandum sonrasındaki piyasanın tam anlamıyla koşuya başlayamamasından kaynaklanıyor diyelim. Ve biraz da bayram, Ramazan, şimdi Kurban Bayramı sonrasına ertelenen bir dönem yaşıyoruz. Öyle düşünüyorum. Yaz aylarının her zaman bizim klasik Temmuz ayı, Haziran, Temmuz, Ağustos'un yavaş geçme süreci var. Bunları biliyorum. Aslında beklenen şeyler ama esas tempo Eylül'e kayıyor. Bayram sonrası, Kurban Bayramı sonrası sektör en hızlı satış yapacağı dönemi yakalayacak. Ama her zaman tabii bunu söylüyoruz ama o zaman da fiyatlar da artacak. Böyle bir ikilem var orada. Genelde müşterilerimiz yoğun zamanlarda fiyatların arttığı, herkesin koşturduğu zamanlarda alıma geçiyorlar ama aslında en büyük fırsatların bu yaz döneminde olduğu ortada. Fiyatlar artmaya başlamadan önce insanların ev alma ihtiyacını karşılıyor. Varsa öyle bir ihtiyacı tabii. Her zaman kirada oturan insan her zaman bu ihtiyacı söz konusu. Gelişmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Orada aslında bu dönemi Temmuz bitti artık ama Ağustos ayını ve Eylül okullar açılmadan önce dönem bu şekilde kullanmaları kendi avantajlarına olacağını ben öngörüyorum. Ama yılın ikinci yarısında özellikle Eylül sonrası için, Eylül'den sonraki dönemde tekrar yukarı doğru bir sıçrama olacağını göreceğiz. Evet. Temmuz-Ağustos verileri yine biraz daha
dengeli veya düşük gelebilir. Onun dışında piyasa bundan sonra Eylül'ü bekliyor diyebilirim. Peki, çok teşekkür ederim katılımınız için. Evet. Evet, Gökhan Şen, Ali Dumankaya'nın görüşlerini hep beraber dinledik. Söz tekrar sizde. Burak Karagöz, çok teşekkürler. Piyasadan duyduklarımız, gördüklerimiz bunlar da. Acaba Londra'daki son durum nedir? Neyi takip ediyor Avrupa piyasaları? Başak'tan dinleyelim. Merhaba Gökhan, iyi yayınlar. Bugün Avrupa yeni haftaya ılımlı bir şekilde başladı ve endeksler cuma günkü kayıplarını telafi etmeye çalışıyorlar. Çok büyük yükselişler olmasa da yine de pozitif bir görünüm var. Çin'in çelik sanayinin büyüme gösterdiğine dair gelen imalat verileri, böylece küresel ekonominin de sağlıklı olduğuna dair bir işaret olarak algılandı ve bugün Avrupa'da madencilik hisseleri metal fiyatlarıyla birlikte yükselmiş durumda ve Avrupa'daki yükselişlere öncülük etti. Bir de HSBC'nin ikinci çeyrek karının beklentileri aşmasıyla birlikte bankacılıktaki yükselişlere öncülük ettiğini görüyoruz. Veriler vardı bugün, önemli veriler Euro bölgesinden. İstihdam Haziran ayında %9.1'e geriledi. Mayıs ayındaki %9.2'lik orandan ve böylece son 8 yılın en düşük işsizlik oranı açıklanmış oldu Euro bölgesinde. Geçen hafta da Fransa ve İspanya'dan oldukça iyi büyüme rakamları gelmişti ve bu veriyle de birlikte Euro bölgesindeki büyümenin, istihdamın devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda Temmuz ayı öncü tüfe verisi %1.3 geldi yıllık oranda. Nisan ayından beri manşet enflasyonda görülen düşüş durdu ve aynı zamanda çekirdek enflasyonda üst üste ikinci aydır yükseliyor. Bu da Avrupa Merkez Bankası'nın politika duruşu açısından iyimser olarak algılandı bugün piyasalar tarafından. Ama veri öncü veri olduğu için piyasalarda çok fazla yansıması da olmadı. İngiltere'ye dönersek eğer, parlamento tatili devam ediyor. Brexit müzakereleri parlamento tatilinin bitişinde 28 Ağustos tarihinde başlayacak. Başbakan May de tatilde ama bugün Başbakanlık ofisinden gelen bir açıklama, son haftalarda oldukça hararetli bir şekilde devam eden bir tartışmaya son vermiş oldu. Başbakanlık sözcüsünün açıklamasına göre serbest dolaşım Mart 2019'da kesin olarak sona erecek. Kabineden gelen çeşitli farklı açıklamalar olmuştu bu konuda ve böylece resmi açıklama gelmiş oldu bu konuda. Ve bu haftada İngiltere'nin gündeminde tabii Perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası toplantısı var. Ama piyasa beklentisi bu toplantıda para politikasında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde Gökhan. Çok teşekkürler. Londra'dan aldıklarımız böyle. Şimdi bir ara, aranın ardından New York'a bakacağız. Yaşam Mimarı Ağoğlu'nun sunduğu Finans Merkezi devam edecek.